Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Şu anda İstanbul'dan 100 kilometre uzaklıkta bir otobandan sesleniyorum sizlere. Aşağı yukarı 332 kilometrelik bir tecrübeden sonra sizlere birazdan Motomorini ile yaşadığım ilk tecrübeleri anlatacağım, paylaşmaya çalışacağım. Neden İzmir'e gidiyorum? İki sebebi var, bundan bahsedeceğim. Birincisi, Bergama'da düzenlenecek olan Enduro ve ATV yarışlarının birinci ayağı organizasyonu var. Geçen sene yine birinci ayağına gitmiştim ve çok keyif almıştım. Çok eğlenceliydi. Yine başka bir marka, başka bir motosikletle gitmiştim. Bu sene de yine aynı şekilde davet gelince, orada Engin abimiz var sağ olsun, bu yarışı organize edenlerden bir tanesi, beni davet edince tabii ki abi seve seve gelirim dedim. Evim de oraya yakın, Dikili'deki evim, o yüzden. Birinci sebebi bu. İkincisi ise bundan 3-4 gün önce bu altımda görmüş olduğunuz böyle kıpkırmızı alev alev yanan Motomorini'yi teste aldım. Şehir içi testlerini, şehir içerisindeki hani yol testlerini, arazi testlerini vesaire tamamladım. Motosiklet aslında tamamen tanıdım. Ama yine de gelecek olan soruları düşünerek, hani uzun yol yapılır mı, uzun yoldaki geri dönüşleri nasıl sorularını da düşünerek bu motorla bir uzun yol yapmak istedim. Dolayısıyla iki sebepten dolayı yola çıktım ve aşağı yukarı 450-500 kilometrelik bir, hani uzunmuş gibi görünen aslında kısa bir yolculuk yapıyor olacağım ve bu yolculukta sizlerle güzel şeyler paylaşacağım. Şimdi Motomorini ve Xscape'den bahsedeceğim size. Bu Xscape modelinden 650 cc'lik bir model ve özellikle motor bloğundan bahsedeceğim, ama öncelikle bilmeyenler, daha önceki kutu açılış videolarımızı izlemeyenler için kısacık Motomorini'den de bahsetmem lazım. Hani ne markasıdır abi? Nereden çıktı bu Motomorini? Çin'den mi çıktı? Çinliler yeni bir model mi üretti diye soranlar olacaktır. Bir İtalyan markası sevgili arkadaşlar, ki yeni bir İtalyan değil, ta 1937 yılından beri üretim yapan bir marka. Ki hani motosiklette böyle derinlemesine ilgilenenler, yabancı kaynakları araştıranlar, okuyanlar Motomorini markasına yabancı değiller. Ama hani çok alakası olmayanlar büyük ihtimalle tanımayacaktır. Çok böyle inişli çıkışlı dönemleri olmuş. Dünyadaki bu düzenlenen motosiklet yarışlarına çok böyle yeni modeller üreten, o yarışlara katılan, şampiyonluklar elde eden bir marka olduğu için dünyada aslında bilinen değerli sınıftaki markalardan bir tanesi. Ama velakin o 2. Dünya Savaşı'nda bombalanması fabrikasının, daha sonra işte babanın oğla devretmesi, oğlun başkasına satması, öbürünün öbürüne satması vesaire derken hep böyle bir, hadi tam olmuş, tam oldu, olacak, geliyor, böyle iyi bir İtalyan oldu derken ne oluyor abi? Bir şey oluyor abi. Ya batıyorlar, ya iflas ediyorlar, ya el değiştiriyorlar. Dolayısıyla tam olarak böyle tam o bildiğimiz İtalyanlar veya Japonlar gibi dünya üzerinde böyle istikrarlı bir marka olmamış hiçbir zaman. 2009 yılında evet hani Ducati de böyle şey dönemlerindeyken, kötü dönemlerindeyken, batak dönemlerindeyken, hani Multistrada ile ortalığı kasıp kavurmamışken, onun da ihtiyacı varken, hatta Ducati'nin fabrikasında da üretim yapan bir marka Motomorini. Hani 2009 yılında bildiğin modellerini Ducati fabrikasında üretmiş yani. Dolayısıyla böyle böyle gelmiş, en sonunda 2019 yılında bir tane Çinli firmaya satılmış Motomorini markası. Ama ve lakin İtalyanlarda şöyle şey milliyetçiliği var ya, mesela Benelli'de de vardır o. Benelli bir Çin markası, bildiğiniz Çin, ama hani İtalya'da tasarlanır falan. Motomorini de aynı sistemle Çin'e satılmış ve İtalya'da tasarımı yapılıyor, Çin'de üretiliyor. Böyle bir marka haline geliyor 2019 yılında. Şimdi Corlas'ın getirme sebebini de öğrendim. Corlas'ın hani yöneticileri, sahibi İtalya EICMA'da görünce, geçmişteki Ducati ile olan bağını da bilince, hani bu motor Türkiye'de binilir olur diyerek, düşünerek bir anlaşma yapıyorlar ve var olan iki tane modeli var Motomorini'nin şu anda. O iki modelin de 4-5 tane ayrı ayrı versiyonları var. Dolayısıyla Türkiye distribütörlük anlaşması yapıyorlar ve Corlas Türkiye'ye getiriyor. Bundan ne kadar önce? Bir ay önce falan Türkiye'ye ilk olarak indi. Biz de kutu açılış videosunu yaptık. Orada da bu bilgileri biraz vermeye çalıştım ve açıkçası sürüşünü çok merak ediyordum ben. Çünkü tamam, İtalyan Motomorini benim bildiğim bir marka, ama acaba Çin etkisi olacak mı? Hani Çinli gibi mi olacak, yoksa İtalyan gibi mi olacak? Soru işareti vardı. Unutmayayım da bu bölümün sonunda bu cevabı vereyim. Gerçi inceleme videosu da gelecek. Onu da özellikle belirteyim. İnceleme videosunda daha böyle detaylı Çin mi, İtalyan mı, bunun net olarak cevabını veriyor olacağım sizlere. Şimdi farkındaysanız gösterge panelinde böyle çok güzel gösteriyor. Devasa, kocaman bir gösterge paneli koymuşlar. Ama o kocaman gösterge paneli nereden baksanız 10 inç, 12 inç falandır bu, ama içerisi hani 7-8 inç falan. Gösterge panelinin alanı çok büyük ama gösterge paneli o kadar büyük değil. İlk gördüğümüzde biz dedik ki bu ne lan, kocaman gösterge paneli koymuşlar. Bunun içinde ne var acaba diye merak etmiştik. Ama bakın çok güzel görünüyor. Ya net, baksana. Arazi lastiği var burada. Arazi lastiğini kadran olarak kullanmışlar. Devir saati arazi lastiği üzerine, bak alt viteslere geçeyim.
devir saatine bakın. Vallahi bu çok güzel olmuş ki hani artık hem İtalyanlar hem de Çinliler abi geliştirmiş oldukları yeni teknolojilerle, yeniliklerle bizi hakikaten şaşırtmayı başarıyor abi ya. Bu da şaşırtıcı bir gösterge paneli grafiği diyelim. Ön izlenimde ilk olarak neden bahsedeceğim? Siz de görsellerde artta görüyorsunuz. Görsel olarak, tasarım olarak tamamıyla İtalyan. Bak net söyleyeyim. Hani İtalyanların böyle uçuk tasarımları vardır ya, farklı, daha önce görmediğimiz tasarımları vardır ya. Bu tasarım öyle bir tasarım abi. Net olarak İtalyan, böyle baykuş gözleri var önde. Ve yandan görünüşü, boya kalitesi, kullanılan böyle detaylar, hatlar dedirtiyor ki evet abi bunu bir İtalyan yapmıştır, yapsa dedirtiyor. Yani tasarımın ve tasarımda kullanmış oldukları malzemenin Çin'le hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Tasarımını ben çok beğendim. Hatta 650 cc ya bu. Dolayısıyla hani bu sınıfta bu kadar kalıplı, yani bildiğim 1200'lük makine kalıbı var bu motosiklette. Bu kadar kalıplı bir makine olmadığı için, bir motosiklet olmadığı için dolayısıyla bu kalıptan dolayı çok büyük avantajları var diye düşünüyorum ben şahsen. Tasarım dışında da bence bu motorun, bu motosikletin en önemli özelliği kullanmış olduğu motor bloğu bence. Çünkü gerçekten güzel bir motor bu, dedirten bir motor bloğu kullanıyor ve tanıdığımız, aşina olduğumuz, yıllardır piyasada var olan bir motor bloğu bu. Temeli Kawasaki R6N var ya, ona dayanıyor ama son yıllarda hani Çin'e sattı Kawasaki o motor bloğunun patentini. Çin'de de birçok modelde görebiliyoruz. Mesela onlardan bir tanesi CF Moto 650 MT'de gördüğümüz motor bloğunun aynısı. Birebir aynısı kullanan bir motoru var üzerinde ve hani bildiğimiz, aşina olduğumuz dedim ya, hakikaten tanıdık bir blok bu. Üzerine bindiğinizde diyorsunuz ki abi ben bu motoru tanıyorum, biliyorum. Gerçekten de çok seviyorum bu motor bloğunu ben. Hem Kawasaki üzerinde hem MT650 üzerinde çok sevdiğim bir blok idi ve bu motosiklette, Xcape'de de kullanıyor olmaları bir taraftan da hoşuma gitti. Biraz yavaşlayayım, rüzgar sesi böyle rahatsız etmesin. Güneş de yüzünü gösterdi bu arada. Bu 180 derecelik krank açısı kullanan bir blok bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani üretimi çok basit olan, üretildikten sonra herhangi bir arızası, sıkıntısı, problemi olmayan, olsa bile tamiratı da çok kolay olan, bütün ustaların, tamircilerin, herkesin bildiği çok kolay bir motor bloğu üzerindeki ve şöyle tanımlayayım bloğun hissini, karakterini, yumuşak, böyle yumuşak. Biraz da böyle şey İngilizce tanımlayayım. Lineer. Lineer bir motor bloğu. Nasıl lineer biliyor musunuz? Hani aldınız böyle, atıyorum 4'e aldınız, böyle gazladınız falan, böyle hoplamaz, zıplamaz. Böyle verdim mi ooo uçuyorum kaçıyorum demez. Ama verdiğin zaman gazı da ben evdeyim kardeşim, bir dakika öyle evde yokum da demem diyen bir motor bloğu. 650'lik motor bloğu Japonlarda nasıl bir bloktu biliyor musunuz? Başlangıç bloğu, başlangıç. Motosiklete başlangıç. Hani biz 125 ile 250 ile falan başlarız ya. Ve Avrupa yasaları gereği de hani A1 ehliyeti, A ehliyeti falan gibi sınıflar vardır. Bu blok yıllar öncesinin başlangıç bloğu. O yüzden bu kadar böyle yumuşak ve lineer bir his veren bir blok. Ve çok keyifli bir blok. Bakın hem başlayan adam hem de uzman adam bunu sever. Bu bloğu kesinlikle sever. Benim de çok sevdiğim bir blok olduğu için bu motorun bu bloğu kullanıyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi tasarımdan bahsettim, bloğundan bahsettim. Bunlar çok güzel abi, bak kötü diyen olmaz. Tasarımı belki çirkin bulanlar olacaktır, abi bu nasıl tasarım falan diye de. Abi bildiğin baykuş gözleri yapmışlar. Hatta şu camı şöyle enteresan bir şekilde kesmelerinin sebebi de bence onun hani baykuşun kafası gibi görünmesini sağlamak amacıyladır diye tahmin ediyorum. Ama ben tasarımını beğendim. LED farları, görseli, yolda giderken insanların bakışları vesaire. Hakikaten dikkat çekiyor. Yani güzel bir tasarım ve hani kaliteli, kalitesiz kullanılmış malzeme yok motosiklette. Belki şu depo kapağını kalitesiz dersiniz. Boya renginden dolayı. Onun haricinde yok. Şunu söyleyenler de olacaktır. Selçuk yine bir Çinli buldu. Övüyor diyecek diyenler olacaktır. Şimdi sıkı durun. Bunu söyleyenlere bir yanıtım olsun. Bu motosikletin üzerinde Marzocchi süspansiyonlar var sevgili arkadaşlar. Marzocchi. Hani bilmeyenler için Marzocchi'den bahsedeyim. Hani üst seviyede, üst düzeydeki motosikletlerin kullandığı, böyle pahalı motorların kullandığı ve süspansiyon deyince hani 1, 2, 3 tane büyük marka içerisindeki 3'ünden bir tanesi yani Marzocchi. Hakikaten kaliteli süspansiyon koymuşlar ama biz markadan mı abi süspansiyonun iyi olduğunu anlıyoruz? Aa Marzocchi bu iyidir mi diyoruz? Hayır tabii ki de. Kullanırken Marzocchi olduğunu hissettiriyor mu? Yani üzerine yalandan yazmış da olabilirler tabii ki. Hayır abi bu Marzocchi kesin yani kesin. Çünkü o kadar güzel bir süspansiyon sistemi var ki üzerinde. Şöyle ön frene bastığınızda şeyi hissettiriyor size.
Üzerinde Pirelli, Scorpion, Rally, STR lastikler var. Dişli lastik yani biraz böyle arazi lastiği. Yola da gider hem yol hem arazi. Frene bastığınızda, ön frene bastığınızda böyle lastiğin dişlerini hissettiriyor sizde frende. Süspansiyonun geri dönüşü o kadar iyi. O kadar güzel yani. Ve ben aldığımda hiçbir ayarıyla oynamadım. Manuel böyle buradan ayarlanabiliyor. Olduğu gibi fabrika ayarlarıyla birlikte kullanıyorum ve değiştirme ihtiyacı da duymadım. Çok hoşuma gitti. Arkada da Kayaban'ınkini kullanıyormuş. Arka Marzocchi değilmiş. Arkada yine aynı şekilde böyle tiklerle ayarlanabilen bir süspansiyon yapısı var. Yani Marzocchi süspansiyonlar, Pirelli lastikler ki o lastikler 9000 lira abi. 9000 liralık lastikle geliyor. 3 Brembo'nun fren merkezleriyle birlikte geliyor bakın. Hani sadece kaliperler fren Brembo değil. Çelik fren hortumları, kaliperler Brembo. Ama bakın burada üst merkezler de Brembo. Frenleme nasıl diyeceksiniz? Abi efsane frenleme var. Efsane yani adamlar abi böyle güzel donanımlar koymuşlar. E tabi enjeksiyon sistemi boşundur. Bunları donattık, Pirelli'yi koyduk, Brembo'yu koyduk, Marzocchi'yi koyduk. Ha tamam hadi iyi oldu. Öyle olmaz abi. Bunu böyle bir şey derler ya, akselerasyon uyumuyla birlikte değerlendirmek lazım. Zaten motor bloğun çok güzel. Bunu zaten kabul ettik. Tasarımın da güzel. Olmuş mu yani bu motorun akselerasyonu? Uyumlu mu, çalışıyor mu? Bence olmuş abi. Bence çok uyumlu çalışıyor. Nasıl söyleyeyim? Suzuki V-Strom 650 kullananlar vardır mutlaka aranızda. Aynen onun gibi bak. Suzuki V-Strom 650 gibi. Onu kullanmayan varsa Kawasaki Versys 650 kullananlar vardır. Onun gibi de diyebilirim. Aynen onun gibi. X'in de mi kullanmadınız? CF Moto 650 MT'yi kullandıysanız aynen de onun gibi diyebilirim hissine. Ama orada bir farkı var. Suzuki'de evet 19 inç var ama Versys ve şeyde MT 650'de 19 inç ön lastik yok. Bunda abi 19-17 lastik teker çapları var ve Scorpion Rally STR ile geliyor. Yani aslında diğerlerine nazaran daha fazla arazi genleri var bende. Daha fazla adventure motorum diyor kağıt üzerinde. Tabi testi aldım, şimdi test ediyorum. Bunları denedim tabii ki de. Hani madem böyle iddianız var, madem benim böyle şeylerim var diyorsunuz. Ben de aldım tabii ki denedim. Doğru mu? Evet abi doğru, araziye girdim. Evet bu motor arazide iş yapar. Bak arazide iş yapar. Hatta arazi uzmanı bir adımın altına ver. Çok iyi hoplar zıplar bununla. Orada da neye benziyor biliyor musunuz? Afrika Twin demeyeyim de yeni gelecek Transalp var ya. Evet evet Transalp'e benziyor biraz. Evet o 21 inç ön jantı ama oradaki arazideki şeyi de var yani. Ben orada da varım diyor. Dolayısıyla abi bu motosiklet güzel motor. Bak net söyleyeyim güzel motor. Diyeceksiniz ki abi her şeyi mi güzel? Tabii ki abi eksiksiz kusursuz motor diye bir şey yok. Her motorda beğenilmeyecek şeyler var. Her motorun böyle size kötü hissettirecek yönleri mutlaka vardır. Bu motosiklette de tabii ki beğenmediğim yönler var. Mesela onlardan bir tanesini göstereyim direkt size. Bakın ayna köklerine bakın. Burada şu aynanın bağlantı yeri gidonun arkasında farkındaysanız debriyaj kütüğünün üstünde. Buraya bakın. Gidonun bu tarafında. Neden? Şimdi bir sebebi var tabii ki bunu. Yani boş yere adamlar böyle yapmış değiller bunu. Ayna görüşüne etkisi var mı? Evet şu sağ aynayı bir türlü ayarlayamadım kendime göre. Sağ ayna önde kalıyor. Onu biraz daha geri çekmek lazım. Alın size eksiklik kardeşim. Yani bunu yaparken bunu niye düşünmedin dedirtiyor insan ama. Abi neden olduğunu şimdi düşününce mantıken görüyorsunuz burada Brembo'nun merkezini kullanmış. Burada kendi merkezini, kendi debriyaj merkezini kullanmış. Dolayısıyla Brembo böyle ürettiği için bu modelde aynayı bağlama yeri şurası olarak görünüyor. Dolayısıyla mesela al sana bir eksiklik. 2. Tasarımı çok güzel dedim. Şunlar dedim baykuşun saçları gibi görünsün diye belki de böyle yapmışlar dedim. Böyle oynayabilen bir cam bu. Hatta göstereyim size de. Şöyle aşağı indiriyorsunuz şu kadar. Sonra şu kadar kaldırıyorsunuz. Şöyle kilitliyorsunuz. Böyle bir cam. Ama çok etkili mi? Ya saptırıcı cam değil bu. Yol camı değil. Saptırıcı. Şu anda benim çeneme gelen rüzgarı saptırdığı için belki de şu anda rahat duymanızı sağlıyor. Ama şuralardan gelen rüzgar, omuzlara çarpan rüzgar vesaire. Dolayısıyla hani bu bir şey. Tasarıma çok güzel eşlik ediyor ama bu cam olmamış da dedirtiyor bir taraftan. Ha bunun içinde tabii ki tur camı üretmişler. Onlar da yavaş yavaş Türkiye'ye geldikçe görülecek veya GP Composite zaten buna cam üretecektir diye düşünüyorum. Üçüncüsü mesela gösterge panelinde az önce gelirken ulan dedim hava kaç derece bakayım dedim. Dış havanın gösteren bir veri yok. Bu çok önemli bir şey değil ama hani madem adventure bir motor yapıyorsunuz dolayısıyla onu koymanız gerekirdi. Bir, ikincisi 100 kilometrede ne kadar yakıt tükettiğime dair bir veri maalesef yok. Yakıt göstergesi var bakın burada takip edebiliyorsunuz ama hani o veri artık olmuyor.
olmalıydı bence dedirtti bana. Gösterge paneli çok güzel. Koldan kontrol tuşları da çok güzel. Bakın ha. Güzel böyle kaliteli duruyor yani. İyi duruyor. Güzel de kontrol ediliyor. Telefonla bağlanabiliyorsunuz. Böyle müziklerinize falan gelebiliyorsunuz. Bakın son aramalara falan geliyorsunuz. Son aramaları arayabiliyorsunuz vesaire. Böyle özellikleri var. Bunlar güzel. Bunlardan yana sıkıntı yok ama 100 kilometrede ne kadar yaktığını gösterseydi keşke dedirtti bana. Bir de şimdi iki tane sürüş modu var ama bunlar sürüş modu değil. Bakın şurada offroad yazıyor. Ben şu anda offroad modunda sürüyorum bunu. Ama offroad modunda değilim aslında. Şimdi bunu ride moduna aldım. Bakın gösterge değişti. Yani gösterge modu var ride ve offroad olmak üzere. Ben ilk başta özelliklerini okuduğumda ABS iptal edilebiliyor diye bir özellik okutmuştum bir yerde. Sonra onu bulamadım nedense. Ben zannettim ki offroad modunda ABS'yi kapatıyor zannettim ama onu da denedim. Onu da denedim. Maalesef kapatmıyor. Aynı abi. Hiçbir fark yok yani. Hani offroad ABS bile olmuyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla abi sürüş modları koymuşlar ama hani orada hani diyor ki hani Çin'de üretildiği oradan ortaya çıkıyor. Oradan belli oluyor. Bu saymış olduklarım haricinde hani bir Çinlilik bulamıyorsunuz. Sinyal kalitesi falan. Ne bileyim abi boya kalitesi, şu kütüklerin kalitesi, ayna kalitesi, elcetlerin kalitesi falan. Gerçekten çok güzel. Fiyatına baktığımızda, muadilleriyle kıyasladığımızda az önce bahsettiğim Suzuki Vestrom 650'nin fiyatı 320 binler civarında. Mayıs 2023 itibariyle. Kawasaki Versys 650'nin fiyatı 330'ların da üzerinde. Kawasaki zaten coştu memlekette. Bunun fiyatı şu anda 272 bin ile 282 bin arasında değişiyor. Yani aslında onlara çok güzel bir alternatif olarak ortaya çıkmış bu motosiklet. Diyeceksiniz ki abi ben Suzuki Vestrom da almayacağım, Kawasaki de almayacağım. Benim sınıfım Honda NC750X. Buyurun işte. Ona da çok güzel bir alternatif. Ondan daha iyi uzuyor, daha iyi kaçıyor NC750X'ten. Daha iyi bir hissi var ya da öyle söyleyeyim. Ondan daha fazla kabiliyeti var. Daha fazla arazi özelliği sunuyor. Daha fazla yol özelliği sunuyor. Daha kalıplı, daha acımlı bir motor. Dolayısıyla muadiller içerisinde baktığınızda mantıklı bir seçim. Şimdi diyeceksiniz ki abi madem CF Moto 650 MT'de BT ile aynı motor. O da Çin'de üretilme, bu da Çin'de üretilme. Tamam bu kalite olarak İtalyanlık var ama neden ben CF Moto 190-200 bin civarındayken gideyim de buna 270 bin ile 280 bin arasında para vereyim diye soracaksınız haklı olarak. Ben de sordum bunu, sorguladım ve ona göre böyle değerlendirdim. Şöyle söyleyeyim onun sebebini de. Eğer kaliteli bir motosiklet istiyorsanız bunu tercih edeceksiniz. Kaliteli ve kabiliyetleri daha yüksek olan bir motor istiyorsanız bunu tercih edeceksiniz. Ha diyorsanız ki abi MT 650 Mayıs 2023 itibariyle 190-200 bin bandında. Daha ucuz, daha uygun fiyatlı. Hani Çinli izi var, onu da anlatmıştım. Onun videosunu izleyebilirsiniz. Yine böyle yola giderken anlatmıştım. Onda Çinlilik izleri daha fazla. Stickerlamasında bile Çinliliği görebiliyorsunuz. Hataları görebiliyorsunuz. Ama çok güzel bir motor o da. Ama o 17-17 jantlara sahip. Daha böyle yol odaklı, şehir ve yol odaklı. Bunda arazi de var, şehir de var, yol da var ve çok çok yüksek oranda Çinli motosikletlere nazaran çok çok yüksek oranda kalitesi var. Dolayısıyla tercih ederken bu tercihleri göz önünde bulundurun. Siz ne istiyorsunuz? Karar verin. Ona göre tercih edin derim. Şimdi ben tabii bunun yol hislerini öğrenmek için yola çıktım ama şu ana kadar da çözdüm abi. Hani yolda ne istiyor abi bu? Yolda çanta takımı istiyor. Ama orijinal çantalarını ben İtalya'da gördüm ki Türkiye'de getirilecekmiş. Orijinal çantaları bu Shad'ın çantalarıydı hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla orijinalini de alsanız, yan sanayi de alsanız çanta takabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. İkincisi daha uzun bir cam veya daha geniş bir cam. Uzun demeyeyim bak bu uzunluk yeterli. Daha geniş bir cam istiyor. Çok yakında GP kompozit üretecektir. Veya tur camı zaten gelecek. Elcik ısıtma istiyor. Takılabilir. Elcik korumaları var orijinal. Onlar da gelecekmiş. Ha, sis farı, koruma demiri vesaire böyle aksesuarları var. Bunları getireceklermiş. Dolayısıyla hani yolculuk sırasında eksiklik olarak gördüğüm benim hani elcik ısıtmam ve elcik korumam olsaydı iyiydi dedim ve çantalarım olsaydı iyiydi dedim. Bunlar haricinden hani bir şeye gerek yok diye de düşündüm. Dolayısıyla uzun yol yapılır. Çok da keyifli yapılır. Çok da güzel yapılır. Çok da güzel olmuş falan diye. Şimdi tabii gelelim yedek parça, aksesuar, servis ağı konusuna. Getiren distribütörün Korlas olduğunu söylemiştim. Yani sonuçta yılların distribütörü olan bir firma bu. İyi kötü beğenirsiniz beğenmezsiniz ama hani Korlas'ın getirdiği bir mal. Ducati'yi, Triumph'ı getiren distribütörün getirdiği bir mal bu. Dolayısıyla oradan avantajlı gibi geliyor bana bilmiyorum yani altta yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Ha bu arada şeyden de bahsedeyim ben ilk aldım sürmeye başladığımda dedi ki ulan bu dedim dik oturuş değil ya dedim. Böyle öne eğilmeni istiyor falan dedirtti bana. Sonra bir baktım şurada abi gidon ayarları var 3 kademe. Yani gidonu 3 kademe ileri geri yapabiliyorsunuz bak çok önemli bir şey ha. Harbiden çok önemli bir şey. Bu arada arka aydınlatmalı
tuşlar da önemli. Sonra eve geldim, çök söktüm hemen, en yakını aldım. Dedim ki ulan dedim, helal olsun adamlara bak, bunu düşünmüşler. Dolayısıyla dik oturuş sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz boyunuza göre, kullanım alışkanlıklarınıza göre gidonu böyle bir tık ileri bir tık geri, yani iki kademe şu anda ileri alabiliyorum ben mesela. İleri geri yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bir de tabii 18 litrelik depoajım var. 18 litre ve 100 kilometrede 5 ile 6,5 litre arasında yakıyor bu blok. Başka motorlardan biliyorum. Bunda yakıt göstergesi olmadığı için tabii net olarak burada gösteremeyeceğim ama 5 ile 6,5 litre arasında yaktırabilirsiniz bu motora. Şuradan geçelim bakalım. Plakaya yazar mısınız? Güle güle. 42 TL. Çok güzel bir ses, çok. Şimdi tabii denemediğim özelliklerin de şu yolu bulmuşken de bir deneyeyim. Önce vites aralıklarıyla bir başlayalım bakalım. Devir kesene kadar ne hızlar vaat ediyor bize. Birinci vites devir kesiciye girene kadar 10.000'de giriyor, 74. İkinci vites devir kesiciye girene kadar 110, 120. Üçüncü vites devir kesiciye girene kadar 153. İlk 3 vitesi böyleydi. Şimdi şurayı atlatalım, şu yokuşu, bir de son hızını deneyelim. Ha, şundan bahsetmeyi unuttum. Sele yüksekliği 83,5 veya 84 santimetre. Çünkü kaynaklarda değişiyor. Bazılarında 83,5, bazılarında 84 yazıyor. Belki de seriler arasında fark vardır yıllara göre. Yani sele yüksekliği yukarıda. Hani ön 19 olduğu için, daha böyle kalıplı bir motor olduğu için, dolayısıyla sele yüksekliğini yukarıda, arazi kabiliyetlerinden dolayı da yukarıda koymuşlar. 81 santimetrelik bir selesi varmış, opsiyonel olarak kullanabiliyor musunuz? Fakat burada neyi belirleyeceğim? Hani kısa boylular, hani 79-80 santimetreden yukarısını kullanamayan kişiler için tercihlerin dışına çıkması için bir sebep bu. Şimdi normalde fabrika verisi diyor ki bu motosikletin son hızı 175 kilometre diyor. Bak ben 175'i şu anda hiç zorlanmadan geçtim zaten. Bakalım kaçı bulacağız. Ve şu anda da hani 195'i geçti. Abi ip gibi gidiyor, ip gibi, ip. İp gibi bak. Aha 200. 201. Aha daha gidiyor lan. Dur bakayım. Yok, 201'i geçmedi bak. Orada bir kısıtlayıcı var, evet. Gidon amortisörü falan da yok bunda. Yüksek bir motor bu bir de. Dolayısıyla hani motorun akselerasyonu güzel abi. Güzel motor yapmışlar. Buradan da herhalde anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu arada 233 kilogram bu makine sevgili arkadaşlar. Bak 650 cc'de 233 kilogram. Ağır makine yani. Hani net söyleyeyim bunu. Ağır makine bu. Ama bu ağırlığı size hissettiriyor mu? Kesinlikle hissettirmiyor. Ağırlık merkezi ne böyle yukarıda ne aşağıda, yukarıya meyilli, öyle söyleyeyim. Yani biraz yukarıda denilebilir ama hani bu dengesiz olduğu anlamına gelmesin. 233 kilogramı nerede anlıyorsunuz biliyor musunuz? Durduğunuz yerde evirip çevir, ulan ağırmış bu dedirtiyor. Ama yoldayken böyle çok iyi yola oturuyor. Bak bu süspansiyon sistemi motor bloğuyla birlikte çok iyi yola oturuyor. Şu kaynak işçiliğine bakar mısınız? Şu kaynağın böyle güzelliğine bakar mısınız? Böyle dantel iğne oyası gibi böyle işlemişler. Yani motorun hani farklarından bir tanesi, atıyorum 650 MT'ye göre farklarından bir tanesi kalitesi dedim ya, kaynak işçiliğinden direkt o kaliteyi zaten anlıyorsunuz. E tabi grenajlar falan, onlara girmiyorum ama beğenmediğim bir yön söyleyeyim mesela. Şunlar sticker. Vernik altı değil, vernik üstü stickerlar. Bunlar keşke vernik altı yapsalarmış da dedim.